Şimdi bir de soğutma var galiba. Biz taş kahveye gittiğimizde Ali Bey'in herhalde babasıydı. Onunla bir görüştüğümüzde bir buzdolabı örneği hala var içeride. Elektriksiz herhalde değil mi? Çalışıyor filan. Enteresan. Depodaymış. O O depodaymış. depodaymış. Bir tane daha örnek vardı. Çok İlk enteresan. elektrikli olan oradaydı. Hani bir soğutma sistemleri de var ama elektrik olmadığı filan. Gazlıymış buzdolabı. Gazlı Gazlı. Radyoyu geleyim. Tahsin Bey diye bir nahiye müdürü vardı. Onun evinde pilli radyo varmış. Taş kahveci Ayvalık'ta Philips firması veya dükkanı var. O ilk radyoyu taş kahveye kurdu. Elektriğini de akü. Büfe kısmının üstünde ufak bir çıkma var çatıda. Oraya tek bir pervane kondu. Şarj aletleri koydu. İki tane akü, 6 veya 12 voltluk. Rüzgarda, bilhassa Poyraz'da meşhur, şarj gürültü yapar o vınlar ve akülleri doldurur. O akülerle ikinci Can Harbi'nin haberlerini, Atina'nın düşmesi, Almanya'nın bilmem nesi, insanlar çember halinde dizilir. Radyo 2 metre yüksekliğinde bir sehpanın üstünde. Herkes haberleri ondan alırdı. İstanbul Radyosu da galiba kısa haberler verebiliyordu o zamanlar. Atina Radyosu'nu veya diğer radyo, BBC belki. Onları dinlerdi. O sehpa, o radyo ne oldu bilmiyorum ama tüplü televizyonlar için o sehpayı kullandı taş kahve. Yani yüksek olduğu için kullandı. Bir de taş kahvede nargile de vardı. İsteyene nargile hazırlayıp veriyorlardı. Nargileyi rahmetli babam da içerdi. Kendisinin özel nargilesi vardır. Nargileden sigaraya geçeyim. İnsanlar çok zengin olmadığı için 5 tane sigara, 10 tane sigara, tam paket alan adam yoktu. Nasıl temin ediliyordu bu sigaralar? Bayi vardı. İnhisar'dan, Burada mı? Ayvalık'tan gidip Ayvalık'tan Bakkallar alırlardı. 5 sigara al, 10 sigara al diye normal insanların şey yaptığını ben Sipariş hatırlıyorum. ederler. Var her türlü sigara.